Teşekkür ederim arkadaşlar. Vefa Salman, Yalova Belediye Başkanımız. Bir ihbar gelir, belediyede yolsuzluk var diye. Göreve başlar başlamaz, daha doğrusu kent dışında kente gelir gelmez ilk yapacağı, yaptığı iş gidip savcıya dilekçe vermek. Böyle bir olay var, olayı araştırır. Kendi iradesiyle. Savcı soruşturma açar, doğrudur, açsın. Herhangi bir itirazımız yok zaten. Zaten bütün CHP'li belediyeler şu anda izleniyor. İzlesin. Ondan da şikayetimiz yok. Ama adaletsizlik yapmasınlar. Kendisi ihbar ediyor. Soruşturulmasını istiyor. Savcı alıyor, dahil ediyor. O da suçludur diye. İddia. Talimatın nereden geldiğini biliyorum. O savcıya da söylüyorum. Talimatın nereden geldiğini de gayet iyi biliyorum. Hangi gerekçeyle geldiğini de gayet iyi biliyorum. Dava açılıyor, güzel açılabilir. Efendim karar alınıyor. Bilirkişiye gönderelim olayı. Olur, bilirkişiye gönderelim. Gitti bilirkişiye. Bilirkişi karar verdi. Vefa Salman'ın bir suçu yoktur. Savcı itiraz ediyor. Hayır efendim olmaz bu. Bu bilirkişi doğru bilirkişi değil. E olur. Ne yapalım? Aradan bir süre geçer, dava ertelenir. Yeni bir bilirkişi. E ne yapalım? Ankara'dan bir kişi, bilirkişi bulalım. E olur. Çekinmiyoruz, korkmuyoruz ki. Ankara'dan bilirkişi. Üç emekli Sayıştay denetçisi. Son öğrendiğim bilgi bu. Denetçisi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan bir kurumdan emekli olan ve mahkemelerde de resmen bilirkişilik yapan üç kişiye bu görev veriliyor. Bakın bakalım diyor. Burada Vefa Salman'ın bir suçu var mı yok mu? Rapor veriyorlar. Hiçbir suçu yok. Rapor gidiyor. Bekliyoruz. Göreve iade edilecek. Göreve iade edilmiyor. Niçin? Savcı itiraz ediyor. Bu bilirkişiler doğru bilirkişi değildir diye. Birincisine de itiraz etti. Buna da itiraz etti. Bir de yetmedi. Bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu da bizim hukuk tarihinde bir garabettir. Üçüncü bilirkişi. E olur hadi. Üçüncü bilirkişi. Ona da razıyız dedik. Üçüncü bilirkişi gene geldi. Gene seçildi. Kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Yine rapor verdiler. Vefa Salman'ın bir suçu yoktur diye. Mahkeme yine Vefa Salman'ı göreve iade etmedi. Efendim bir vizyon belgesi açıklandı. Nedir işi, bir özü nedir bilmiyorum ama bir cümle önemliydi. Gelin hep beraber bu vizyon belgesini içini dolduralım diye bir çağrı da yapıldı. Bu ne demektir? Aslında bizim bir vizyon belgemiz yok da bari bize katkı verirseniz yeni bir vizyon belgesi yapalım. Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Özellikle de bu ülkenin aydınlarına, bu ülkenin entelektüellerine seslenmek isterim. Bir insanın, bir siyasetçinin bir vizyon belgesi ortaya koyabilmesi için önce dünya tarihini bilmesi lazım. Dünya tarihinin ötesinde Orta Doğu tarihini bilmesi lazım. Orta Doğu tarihini bilmenin yanında kendi ülkesinin tarihini bilmesi lazım. Milli Kurtuluş Savaşı'nı bilmesi lazım. Yok olan bir Osmanlı'dan genç bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl ortaya çıktığını bilmesi lazım. Bilimdeki ve teknolojideki gelişmeleri bilmesi lazım. Dünya nereye gidiyor, biz neredeyiz? Bunu oturup düşünmesi lazım. Siz bir vizyon ortaya koyacaksanız, bir gelecek perspektifi ortaya koyacaksanız bunları bilmek zorundasınız. Yeter mi? Hayır. Aynı zamanda bu ülkenin düşünce insanlarıyla, bilim insanlarıyla bir araya gelmeniz lazım. Oturmanız, konuşmanız lazım. Dünyanın gidişatını görmeniz lazım. Teknolojideki hızlı değişimi kavramanız lazım. Bizim neler yapmamız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Tarımda, demokraside, sanayide, ileri teknolojide, sosyal yaşamda bütün bunları bilmeniz lazım. Bir hedef ortaya koymanız lazım. Vizyon sahibi olabilmek için
bu saydıklarım asgari koşullar. Asgari. Yani bunu bilmeyen bir insanın ben vizyonerim demesi kadar saçma bir şey yoktur. Yok öyle bir şey. Ben arada bir Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Buradan yine bir çağrı yapayım. Eğer vizyonun, vizyonerliğin ne olması gerektiğini bana anlatmak istiyorsan senin televizyon kanallarında ben hazırım. Gel, 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 gel. Kaçma, gel, gel, gel. Vizyon neymiş sana öğreteyim? Gel. Thank you.